Çok pişman olmuş Semiha Hanım. Ama geri getirmeye utanmış. Özür dile hayattan. Kim ölmüş? Bir kaza oldu. Ekrem Bey komada. Dede de öldü. Lamia ailemize uğursuzluk getirdi. Ama... Lamia konusu artık tamamen kapanacak. Senin de burada kalmana gerek yok. Tasın tarağını topla ve buradan git. Vasiyetname hazırlayın. Her şeyi Lamia'ya bırakıyorum. Bana hemen şimdi iki vekaletname vereceksin. Benim çıkarım ne bu işte anlamadım. Daha evvel söylenen miktar 10 milyar. Tamam veriyorum. İmzala. Ekrem Bey Lamia'ya evlat edinmeden evvel ölürse ne olacak? Kız da sen de zırnık alamazsınız. Buradayım babacığım. Geçmiş olsun. Babacığım dediğini duymak ne güzel. Ne olur iyileş babacığım, ne olur iyileş. Seni çok özledim. Bu gece Kemal'in işi bitecek. Anlamadım ha. Anladın Halil, anladın. Ama ben adam öldüremem ha. Hiç yapmadım ki. İşte şimdi yapacaksın. Boşuna ağlama Halil. Üzgünüm, Ekrem Bey'i kaybettik. Baba, baba. Dur kızım, dur, baba, dur yavrum. Babam, dur canım, babam. Lamia Ekrem'in kızı değil. Ne yasal olarak, ne doğal olarak. Onun için artık bu konuyu konuşmak ya da tartışmak istemiyorum. Onları buradan götürün. Benim evimde oturamazlar. Evinizden değil hanımefendi. Lamia'nın evinden demeniz gerekir. Ekrem Bey ölmeden önce hazırladığı vasiyetname ile bütün parasını ve mal varlığının büyük kısmını kızı Lamia'ya bıraktı. Günaydın. Sabri abla, hanımefendinin emri. Artık bu evdeki hiçbir şeyi kullanamayacaksınız. Kahvaltı, yemek, çay, su gibi şeyleri kendiniz alacaksınız. Anlamadım. Yiyecek ve içeceklerinizi kendiniz alacaksınız. Su bile içemezsiniz. Anladım. Ekmek, su, az bir şey de peynir alabiliriz. Ne oldu? Ne hesabı yapıyorsun? Artık bu evde hiçbir şey kullanılmayacak. Ne yaparsak kendi paramızla yapacağız. Biz eski evde daha rahattık be. Sabriha'nın ve Lamia'ya geldiğimi haber verir misin? Haber vereyim efendim. Nasıl kendine batırdı? Şey, Halil görmüş efendim. Ben neyi gördüm efendim? Efendim. Anlat. Neyi anlatayım efendim? Hacı Köseoğlu'nu kim yaraladı? Ben yaralamadım efendim. Hakim Bey. Hakim Bey değil, nöbetçi savcı. Peki sen yaralamadıysan kim yaraladı? Kendisi. Allah Allah. Neden kendi kendini yaralasın? Deli mi bu herif? Değil efendim. Geldiğinden beri abuk subuk konuşup duruyordu. Sonra... Sonra? Sonra kenefte. 100 numarada. Sonra ne oldu? Şey, bize söyledin ya 100 numarada. Allah demiş, bıçağı saplamış karnına. Evet efendim. Kenefte 100 numarada, ben de 100 numaradaydım. Baktım kendi kendine konuşuyordu. Allah dedi,
Sonra arkadan iki kere Allah dedi. Şişi çıkardı. Kendisine sapladı efendim. Neden engel olmadın? Neden mi? Aniden yaptı efendim. İkincisinde tam Allah diye saplarken bileğinden tuttum. Hayatını kurtardım efendim. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum efendim. Vallahi billahi anam avradım olsun. Sus, terbiyesizlik etme. Adam kendine gelince her şeyi anlatacak. Bak eğer yalan söylüyorsan yandın. Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız. Günlük harcamalar için bir miktar paraya ihtiyacınız olacak. Evet avukat bey. Banka cüzdanlarınız, kartlarınız gelene kadar bu size yeter. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu parayı bize mi veriyorsunuz efendim? Evet yavrum. Zaten bu para senin. Daha çoğu da senin. Çok şükür Allah'ım. Artık alışveriş yapabiliriz. Bu sabah evdeki hiçbir şeyi kullanamayacağımızı söylemişlerdi. Çocuklara kahvaltı ettirecek parayı bile toparlayamadım. Sizi çok iyi anlıyorum. Güver Hanım sizi rahatsız etmek için her yolu deniyor olabilir. Aldırmayacaksınız. Ben sizi markete götürürüm isterseniz. Alışveriş yaparsınız. Ama önce gidip bir yerde kahvaltı edelim. Teşekkür ederiz ama Semih da var. Onu da alalım. Sen çok iyi bir kızsın yavrum. Seni sevmeyenleri bile düşünüyorsun. İnşallah hep böyle kalırsın. Size bir şey söylemek istiyorum efendim. Söyle Lamia. Seni dinliyorum. Bütün bunları bana verdiği için babama teşekkür etmek istiyorum. Beni ona ne zaman götürürsünüz? Haklısın kızım. En kısa zamanda gideriz. Söz veriyorum. Hadi şimdi kahvaltıya gidelim. Hadi canım. Hadi canım ağlama artık. Bir çaresi bulunacak mutlaka. Sinirlerim çok bozuk Nedret. Ekrem'in bana ihaneti affedilemez bir şey. Anlıyorum, haklısın Güher. Lütfen toparla kendini. Avukat Gönül Hanım neredeyse gelir. O bir çaresini bulacaktır eminim. İnşallah. Yoksa o insanlarla o evde yaşayamam ben. Aferin Ali. Takdir ettim seni. Sağlam pabuçsun ha. Dili de çok sıkı ağam. İçeride ve dışarıda elim üstünde. Bizdensin artık. Sağ ol ağam. Ağanın dediği her zaman yapılır. Ağamızı mahcup etmem. Ne isterse yaparım. Aferin Ali. Ağam, şu benim kumar borcunu sileceksin değil mi? Bak şimdi, kumar borcu namus borcudur. Öyle değil mi Selim? Ağam doğru söylüyor. Ayrıca vurduğun adam ölmedi ki, değil mi? Evet ölmedi. Peki adam ölmediğine göre ya adamı söylerse? Söylemez. Bu alemde gammazlık olmaz. Eğer söylerse, seni ihbar ederse etiklik giyip dolaşması gerekir. Anlıyor musun? Anlıyorum da ya beni vurursa? Uzun etme. Zaten yarın bir gün çıkacaksın. Hem farz et ki seni öldürmeye niyetlendik. Nereden bulacaklar? Kim olduğunu bile bilmiyorlar. Haklısın abi. Nereden bulacak? Nereden bulacak? Ya bulursan? Çok yakın bir geçmişte eşimi kaybettim. Sanırım detaylarını Nedret anlatmıştı. Eşim bir vasiyetnameyle kızım diye tutturduğu bir kıza bütün malını ve parasını bırakmış. Babası da aynı kazada ölmüştü. Onun da bütün varlığı kıza devredilmiş. Siz yasal haklarınızı alabilirsiniz. Ancak bunun için bir tenzip davası açmamız gerekiyor. İyi. Açalım o zaman. Al şunları da yıka. Çabuk ol biraz. Oğlum sen bu işi sevmedin galiba ha? Ben hiç bulaşık yıkamadım ki abi. İyi ya, öğrenirsin işte. Şimdi aç kulaklarını da beni dinle. Buranın raconunu bir an evvel öğren ki keleğe gelme. Gel hele, koğuş ağasıdır. Sen onun her türlü işine bakacaksın. O da seni kollayacak. Sana kıyak yapacak. Yemek verecek. Yatak verecek, cebine para koyacak icabında. Anladın mı? Duymadım lan. Anladın mı? Anladım abi. İyi. Anlamana sevindim. Yoksa bunlar seni hacamat ederler. Hadi bulaşını yıka.
Adam olacak ağam. Merak etme. Biraz acemi işte. Artık buna Gaddar Halil desek mi Selim? Diyelim ağam. Senin adını gene değiştirdim. Adın bundan sonra Gaddar. Sayende ha. Çıkar ulan elini cebinden uyar. Ulan sen ne alaca bulaca adamsın be. Otur. Otur bakalım. Hadi bakalım Keris Ali. Hayırlı olsun. Sağ ol Celal ağam. Şimdi sen benim dışarıdaki adamımsın. Sağ ol Celal ağam. Sağ ol demekle olmaz. Peki ne demeliyim? Benim için çalışacaksın. Burada sana baktım. Sen de benim için elini kana buladın. Ama sen söylemiştin. Kesme lan lafımı. Tabii ben istedim. Keris. Ekmeğimi yiyen dediğimi yapar. Ben olmasaydım Adem babaydın lan. Değil mi lan, söylesene. Öyle ağam. Herifi bıçakladın ama ölmedi. Seni de söylemedi. İşte delikanlılık budur. Ben de dışarıda senden bir şey istersem yapacaksın. Başım belaya girerse susacaksın. Günün birinde benden istediğini de ben yapacağım. Gerektiğinde ben seni arar bulurum. Bu da cep telefonu. Lazım olunca ararsın. Hadi şimdi voltanı al. Allah kurtarsın Celal'a. Allah kurtarsın. Sağ olasın, sağ ol. Allah önce seni kurtarsın. Sağ ol abi. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Halil! Vay Mehmet abicim, nasılsın? Şu senin hesap yüzünden hiç iyi değilim Halil. Ne zaman vereceksin? Derhal abicim ya. Ya insaf be, içeriden daha yeni çıktım. İnsan bir geçmiş olsun. İyi derim. İyi geçmiş olsun. Gene şanslısın, az ceza verdiler. Vallahi asıl sen şanslısın. Anlamadım. Be. Ne anlamayacaksın? Ya 7-8 sene yeseydim, benden borcu nasıl alacaktın? Fazla para gözlük yapma. Biraz bekle, az sonra. Ne pişkin herif bu ya. Allah Allah. Boğazınızda kalsın lan. Hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Lan geçmiş olsun demek yok mu be? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Halil. Seyfettin baba, nasılsın? Ben gamı azan sense bahar yine de var gel. Tamam Seyfettin baba, gene aynı nakarat, tamam sus ya. Bozuk gramofon gibisin ya. Sen başka bir şey bilmez misin? Başka şarkı bilmem ki. Tamam tamam, sen uyumana bak, uyumana bak. Oturayım mı? Oturdum bile. Anlat bakalım. Dur bakalım. Önce şu makineyi bir yağlayalım. Üstü hop. Buyur abi. Gel lan buraya. İnsan bir rakı verir be. Gene hesaba mı yazacağız? Lan olur mu be? Hapishanede para basıyorlardı. Sana bir ton para getirdim. Hadi acele et. Makine tekliyor. Hadi yürü. Hadi hadi. Hayranım sana be Halil abim be. Ulan Çingene Ali. Sen sus, kemanın konusun be. Lan bırak şimdi gırgırı da. İçerisi nasıldı anlat bakalım. Vallahi acayipti. Sabah öğle akşam açık büfe. Gündüzleri deniz, güneş, akşamları bar, pavyon, mehtap, o biçim. Ama insan yine de sıkılıyor tabii. Ne diyorsun lan sen? 5 yıldız otele mi gittik? O kadar merak ediyorsan gir içeriye de gör. Buyur bakalım. Öderiz borcumuzu. Zaten 2 kadeh içip eve kaçacağım. Asma böyle suratını. Hadi güle güle, hadi hadi hadi. Beyler, sağlığınıza.
Yarası Tatlar Halil kesin dönüş yaptı. Lamia, burada mıydın? Seni arıyordum. Ben eve gidiyorum. Eve mi? Ne olur beni bırakma anne. Hiç bırakır mıyım? Halil çıkacaktı. Beni evde bulsun diye gidiyorum. Ama gidersen seni bırakmaz. Ben burada yalnız ne yaparım? Merak etme, geleceğim. Söz. Yalnız Semiha gittiğimi, babasının çıktığını bilmesin. Tamam mı? Canım. Sabriye! Sabriye! Ulan Sabriye! Ulan namussuz karı! Seni mahvedeceğim! Nerede bu karı be? Oo Halil! Sen misin ya? Yo. Ben değilim. Başka birine mi benzettin? Yok ya, şaşırdım da. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk yenge. Bizimkiler ortada yok. Belki biliyorsundur. Nerede? Şimdi evvelsi gün onlar... Evvelsi günden beri hiç görmedik onları. Ya. Evet ya. Bunlar toptan arazi olmuşlar. Nereye gider bunlar ya? Ulan bunlar köşk davasına takılmasınlar. Bilmem ki. Süleyman, sen bilirsin be. Senden hiçbir şey kaçmaz. Vallahi ilk defa bilmiyorum. Ya, ilk defa bilmiyorsun ha. Neyse, ben evdeyim. Nasıl olsa düşecekler bunlar. Baş belası. Geldi yine. Sabriye kızın çilesi başlayacak gene. Gel bakalım Sabriye Hanım. Demek böyle ha. Beni bırakıp gidersin ha. Ben seni bulmaz mıyım? Bulup da gebertmez miyim? Ulan benim adım Gattar Halil be. Anlat bakalım nerelerde sürtüyorsun ha. Halil ha? Ben deyip ağzını ben... geveleyim durma. Namusumu iki paralık ettim dur, lan. Durma Halil. Söyle. Dur. Söyle. Konuş lan. Konuş. Ekrem Bey'in evindeydim. Ne işin var lan Ekrem Bey'in evinde? Adam öldü. Hizmetçilik yapıyorsunuz. Hizmetçilik mi yapıyorsunuz? Halil her şey Lamia'nın. Ne? Ekrem Bey her şeyi ona bırakmış. Ne? Bir daha söyle bakalım. Lamia artık köşkte oturuyor. Bizi de yanına aldı. Babası her şeyi ona bırakmış. Babası her şeyi ona mı bırakmış? Gel lan! Gel lan! Gel lan! Aa! Ben geldim. Sen kimsin? Böyle kapı çalınır mı? Ne o küçük hanım? Beğenemedin mi? Kim lan bu karı? Köşkün işlerine bakıyor. Saygısız bir karı beni kapıda bekletiyor. Yürü hadi! Aa! Terbiyesiz! Kim bu adam Sabriye abla?
Halil. Halil. Gattar Halil. Ben bu karının kocasıyım. Yuh be. Eve bak be. Ne işi var bu adamın burada Sabriye abla? Ne dedikodu yapıyorsunuz lan? Gelin içeri. Saray yavrusu gibi yer. Üf. Aman 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 eve bak be. Ulan ne kral be. Vay be. Kimsin? He? Ne arıyorsun burada? Hayat, kim bu kılıksız adam? Şey hanımefendi. Sana söylüyorum, kim bu serseri? Şşt. Biraz terbiyeli ol. Ben bu köşkün sahibinin babasıyım. Bu köşkün sahibi benim. Ve sen de benim babam değilsin. Defol, yoksa polis çağırırım. Çağır anam. Bu köşkün sahibi benim kızım. Adı da Lamia. Aman Allah'ım, bir bu eksikti. Yoo, eksik falan yok. Bence tam geldi. Sence? Niye sustunuz kadın milleti? Sen şimdi zırlayacaksın değil mi? Abla be, adı neydi senin? Konuşsana! Rahmetli Ekrem Bey'in eşi Güher Hanım. Ne? Ne? Ne dedin? Kim? Güher Hanım. Ay yengemiz. Gel öpeyim seni. Bu rezalete daha fazla dayanamayacağım. Odama su getir. Anca gidersin. Ne saygısız kadınsın sen be. He? İnsan bir hoş geldin der misafire. Rüyada mıyım be? Saraya bak be. Vay vay vay. Vay. Bizim tayfa bir eksikle burada ha? En sevdiğim yavrum Lamia. Öp. Öp! Hoş geldin yok mu? Ne bakıyorsun suratıma aptal aptal öyle? Hadi bakalım. Şu yeni evimizi bir gezelim ha? Sabriye, hadi evi gezdir, düş önüme. Düş! Sen de güzel bir sofra hazırla. Yine! Ay. Bastırma da olsun. Peki efendim. Yavrum. Gel. Evimizi gezelim. Ne yapıyorlar aşağıda? Adam köşkü geziyor. Benden sofra hazırlamamı istedi. Hayır efendim. Hiçbir şekilde onlara hizmet etmeyeceksin, anladın mı? Peki efendim. Ama bunu ona siz söyleseniz. Tamam tamam. Korkuyorsan ona ben söyleyeyim. Merhaba yenge. Şöyle bir evi dolaşıyorduk da. Burası benim odam. Oo, evin en güzel yatak odasını sen kapmışsın. Ama olsun. Sen Ekrem abimin emanetisin. Sen aileden sayılırsın. Odamdan çıkar mısın? Tamam yenge, sinir yapma. Ben kendime bir oda bakarım. Acilen bir banyo yapmam lazım. İçeride bitlendim galiba. Sabriye! Yürü kız, şu dedenin odası hiç de fena değildi. Bundan böyle orası benim meskenim. Görüşürüz yengeciğim. Yürü lan öyle, tuttum ben ileri. Başımıza bela olacak bu adam. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir çare bulmalıyım. Alo, efendim? Güherciğim, nasılsın canım? Ne oldu? Niçin arıyorsun Güher? Anlamadım. Kim geldi dedin? Dur canım, yavaş konuş, anlamıyorum. Halil de kim? Süt dökmüş kedi gibisin, onu hiç sevmiyorsun değil mi? Ama hala senin baban. O benim babam değil. Üvey de olsa baban, çünkü onun nüfusuna kayıtlısın. Ne yapalım, gerçek baban seni almadan öldü. Lütfen böyle söyleme. Ne oldu, üzüldün mü masum prenses? Semiha! Bu ne biçim konuşmak? Lamia'nın sayesinde bu evde oturduğunu unutma. Aman, iyi iyi, sen de onu koru. Ama artık yalnız değilim, babam burada. Şuraya bak. Hayat bu be, hayat bu be. Af be. Dinine yandığımın dünyası be. Oh. Şu köpüklere bak. Ben Nevdet'e gidiyorum hayat.
Bazı odaların kapılarını kilitledim. Çok dikkat et, eve zarar vermesinler. Peki, tamam efendim. Yenge! Yenge! Nereye yolculuk? Ya bir dakika ya. Dargın mıyız ya? Dışarı çıkıyorsan iki paket sigara al. Benim için değil, misafirler için. Parasını veririm ha. Sen de şu makineyi yıka bak kız. Ya bu çok problemli bir kadıncağız ya. Kocasız kaldı ya, problemi ondan. Kimin odası o? Dedenin dinlenme odası. Ha, bakalım nasıl dinleniyormuş. Hadi devam. Ne oldu? Nereden buldun bu adamı Sabriye abla? Ah, fakirlik işte. Böyle bir adamla evleneceğime kendimi köprüden atarım daha iyi. Bence sen hiç zahmet etme. Bu söylediklerini babama anlatırsam o seni zaten köprüden aşağı atar. Dedenin odası fena değilmiş. Ulan açlıktan öldük be. Bir yemek hazırlayamadınız uyuşuk karılar be. Çalıştırma. Of. Başka işler yap. Toz al, cam sil, ne yaparsan yap. Ha, dur bir dakika. Akşama ne yemek yapıyorsun? Bilmem. Bilmez misin? Ne iş yararsın sen kızım? En az 4 çeşit yemek hazırlayacaksın, tamam mı? Yoksa karışmam ha. Hadi. Ne sırıtıyorsun öyle? He, böyle. Sabriye şuna para ver. Çarşıya gitsin. Sevdiğim şeyleri unutmadınız değil mi? Niye ben gidiyorum, Lamia gitsin. Bana bak. Seni seviyorum diye sakın tepeme çıkmaya kalkma. O da gidecek, sen de gideceksin. Bütün takım çalışacak. Yallah, hadi. Çalışmaya. Ben uykuya gidiyorum. Anlatılamaz iğrençlikte bir adam. Tam kapıdan çıkarken git bana sigara al demez mi? Deliriyordum. Dar attım kendimi dışarı. Kayınpederin odasına girmiş yıkanmış. Üzerinde merhumun bornozu vardı. Her yeri karıştırıyor. İstersen gel ben de kal. Nasıl kalırım Nedret? Bütün evi talan ederler. Elbiselerim, mücevherlerim. Sonra o ev antika dolu. Benim ömrüm orada geçti. Nasıl o serseriyi bırakıp çıkarım ben? Yarın avukatına vekaleti verince o hepsinden seni kurtarır. Üzülme. İnşallah. Hadi Semiha, elimdekiler çok ağır. Tamam tamam, sen yürü, geliyorum. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Benim de beğenerek yaptığım en güzel kolyedir. Almak istersen fiyatı 5 milyon. Pahalı geldiyse biraz indirebilirim. Son 4 milyon olur. O da çok beğendiğin için. Yarın alırım. Satılmazsa tabii. İyi günler. Sana da. Yanında para var mı? Yok Semiha. Sende vardır, pintilik yapma. Hepsini harcadık ya, ne yapacaksın? Sana ne? Ulan ne biçim ev burası be? Hop! Neredesiniz be? Niye yemek hazır değil? Gelin bakayım buraya. Gelin buraya. Sıraya girin. Gir sıraya. Ulan ne yapıyorsunuz siz kediler gibi mutfakta? Sofra hazırlıyoruz. Senden de başka türlü bir şey beklenmez ki. Ulan buradaki koca masa neci? He? Haybeye mi duruyor bu masa burada? Hadi adam gibi sofrayı buraya hazırlayın hadi. Mutfak da hazır Halil, orada yesen. Hadi adamın asabını bozma hadi. Sen ne bakıyorsun kız? Git hadi. Ay. Yardım et hadi. Sen ne duruyorsun? He? Git yardım et hadi. Vay anam vay vay. Ulan Halil. Ulan servete kondum be. Üf.
Şuraya bak be. Bundan bir sene içsen bitmez be. Kurban olurum size. Anam sıraya dizilmişler be. Koçlarım. Ne hangisi? Yok, burada değil. Oh be. Ötekiler ne yapıyor? Lamia ile Sabriye sana yemek hazırlıyorlar. Yok ya. Bu kadar lüksü sağlayan kızcağıza iş yaptırıyorsun ha. Hadi git yardım et. Ama baba... Başlarım babanın şarap çanağına. Git yardım et. Hoş geldiniz efendim. Çok acıktım. Yiyecek bir şeyler getir bana hayat. Peki efendim. Oo yengeciğim. Hoş geldin. Gel gel. Bir kadeh bir şeyler çek. Soframıza buyur edelim seni. Gel. Ulan ne aksi karı be. Sofraya davet ettik. Bir surat da yukarı çıktı. Ama biz davet ettik ya, günah bizden gitti. Kendisi bilir. Kendi düşeni alamaz. Ne yapalım? Ah, hadi bakalım. Şerefe. Dikkat et, eve yayılmasınlar. Ortalığı karıştırmasınlar. Vallahi Sabriye ablayla çocuklar iyi de adama laf anlatmak imkansız. Sürekli içiyor. Çok tehlikeli biri, çok korkuyorum. Bana hakaret etti. Tamam hayat, ağlamaya başlama lütfen. Hadi al şu tepsiyi. İştahım yok, yiyemiyorum. O odasında yattıkça zavallı kayınpederimin kemikleri sızlıyordur. Yarın erkenden Nedret'e gideceğim. Hadi çık artık. Bir ilaç alıp yatacağım. İyi geceler hanımefendi. Sana da. Nasıl iyi gecelerse. Kalkın millet. Kalkın lan. Yüzünü şöyle karşıma. Çabuk. Sıraya girin. Hazır ol. Dinleyin beni. Ailenin reisi konuşuyor. Düz durun. Karışmam ha. Siz ikiniz kardeşsiniz. Bundan sonra hep birbirinize yardım edeceksiniz. Ben de babanız olarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Yarından tezi yok, şirkete gidip sizin için çalışacağım. Siz de benim bu yaptığım fedakarlığın büyüklüğünü anlayıp adam olacaksınız, adam. Adam olacaksınız da ama olacaksınız. Hadi çocuklar.
Bırak. Sabahın bu saatinde neden kalktın? Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Ekrem babamı çok özledim. Keşke ölmeseydi. Evet yavrum, çok iyi bir insandı. Her şey benim yüzümden oldu. Hayır yavrum, bu doğru değil. Onun kaderi böyleymiş. Hiçbirimiz değiştiremezdik. Allah ne isterse olur Lamia. Çok iyi bir babaydı o. Çok özlüyorum. Onu çok özlüyorum. Ağlama kızım benim, ağlama. Nasıl girersin benim odama? Ya dur bağırma, sabah sabah insanın keyfini kaçırma. Biz seninle hiç anlaşamayacağız yenge. Ben buraya kavgaya gelmedim. Ekrem abimin kıyafetlerine bir bakayım dedim. Hadi hemen çık odandan. Hop hop yenge. Zıvır yat da sindirimi bozma benim. Şuradan bir takım alıp çıkacağız. Anladın mı? İyi, al ne alacaksan da defol. Anlaşıldı. Bu evden ya siz gideceksiniz ya ben. Yenge, nasıl bu? Yakışır değil mi? İşe giderken bunu giysem olur değil mi? Defol, çık odandan. Hadi sen uyumana devam et. Kusura bakma, rahatsız ettim. Aa, yenge, kusura bakma. Son bir şey daha. Söylemeyeyim dedim ama dilimin ucuna kadar geldi. Sen safi sinirsin be yenge. Bir doktora görün sen diyorum ha? Ay 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 ay. Çay. Koy olsun. Çok yakışıklı oldun baba. Öyleyimdir. Değil. Kız damla korkuyor benden ha. Allah kahretsin be. Buz gibi çay bu be. Çay. Ay. Sıcak çay istiyorlar. Ay. 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 Ne o? Ortalıkta yoksunuz Sabriye Hanım. Niye kahvaltıya gelmiyorsunuz? Tersinden mi kalktın bu sabah? Şşt, bana bak. Niye cevap vermiyorsun? Çüş! Ağzıma gir bari ha! Görmüyor musun? Aile durumları var burada. Hadi! Sabriye, koçum be. Şşt, bak bak. Kocana bak. Sabriye, bir bak kocana be. Baksana be kocana ya. Nereden buldun bunları? Ulan insan bir beğendim. Çok yakışıklı olmuşsun kocacığım filan der be. Ekrem Bey'in ceketi ha. Değil mi? Merhumun elbiselerini gidip kumarda yersen günah olur. Ne yaparsam yaparım sana ne be. Dolap ağzına kadar elbiseyle dolu. Şş, hadi bana para ver. Param yok. Sende vardır. Hadi bana para ver. Para ver lan. Sabriye. Akşama bol çeşitli yemekler olsun. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Kız hayat! 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 Efendim, efendim! Efendiler götürsün! Evin beyi gidiyor, geçirmiyorsun. Bir daha affetmem ona göre. Evin beyi giderken ne diyeceksin? Bilmem. Güle güle beyefendi, hayırlı işler. Sen salak mısın yoksa tipin mi öyle?
bak. Sen ne zaman büyüyeceksin? Bebek gibi oyuncakla oynuyorsun. Oynamıyorum. Bunu bana babam almıştı. İyi, ağlamaya başlama hemen. Hadi kalk dolaşalım biraz. Hem beğendiğim bir kolye vardı. Onu alırız. Sen git. O zaman bana para ver. Param yok ki. Ya, avukatın sana verdiği banka kartı ne oldu? Bunu babama söylersen para sakladığın için kemiklerini kırar. Aman be abi, başlama yine ya. Şarkının sen makamını da öğrenemedin ya. Başlama yine ya. Cümleten merhaba. Bu Halil değil mi be? Vay Halil, sen misin? Başka birini mi bekliyorsun? Tabii ki benim. Nerelerdesin? Yoksun ortalıkta. Özünlük şimdi abi. Ben de seni Ali. Kulağımın pası silindi. Merhaba Seyfi baba. Tamam, tamam baba ya, tamam ya. Buna da selam vermeye gelmiyor. Haline bir rakı, kendi hesabına yazıver. Sağ ol, istemem, otur. Artık kaliteli viski takılıyorum. O da bu herifte yoktur. Artık gelmiyorsun mahalle. Adres değişikliği yaptım. Acayip bir köşk kiraladım. Yeni bir iş kurdum. Oğlum, bırak şimdi palavrayı, her şeyi biliyoruz. Senin küçük kıza miras kalmış. Kim söyledi lan? Komşun Süleyman anlattı. Bidon Süleyman mı? Ulan bidon. Ulan bidon, alacağın olsun senin be. Ulan ben seni yastırtmaz mıyım be? Ne kızıyorsun oğlum? Herif kötü bir şey söylemedi ki. Sen de konuşma be. Boş lafa karnım tok benim. Zamanın da yok. Ben iş adamıyım. Hadi eyvallah. Hop hop. Ne var? Borcunu öde. Ne kadar? 7,5 milyon. Ulan ayıp be. 7,5 milyon için laf ediyorsun be. Al. Üstüyle de çocuklara içki ver. Hadi eyvallah. Ne yaptı lan şimdi bu? Oo Halil. Gören çağırıyor, gören çağırıyor. Vay bakkal abicim, özledim seni ya. Bırak yağcılığı ya. Nasılsın diyecektim ya. Ben iyi değilim ama senin maşallahın var, elbiseler falan. Yakışmış değil mi? Kalite adamım ne de olsa. Başlayacağım kalitenden. Duyduğum kadarıyla mirasa konmuşsun. Ama hala borcunu ödemiyorsun. Al. Bu yetişmez ki. Devamı az sonra. Hadi eyvallah. Haftaya getir borcunu ha. Leş kargaları ya. Ulan insanın parası olsa da dert olmasa da. Bütün bunlar hep dedikoducu Süleyman'ın yüzünden çıkmıştır. Lan gösteririm ona ben de. Şimdi sizin adınıza hemen dava açacağım. Ancak bu gibi davalar uzun sürebilir. Biraz üzülebilirsiniz. Sabretmeniz gerekecek. Kararlısınız değil mi? Evet. Bu beladan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapın. Pekala. Bütün sorunlarınız zamanla halledilecek. Artık üzülmeyin. Birlikte yaşadığım o aileyi, özellikle de o adamı bir görseniz. Şunu çok merak ediyorum doğrusu. Bir gün gelip mutlaka göreceğim. Hiç tavsiye etmem. Ulan Süleyman. Kaçma lan. Kaçma lan. Adamın asabını bozma. Kaçma lan. Aç ulan kapıyı. Aç ulan. Pis dedikoducu. Ulan dedikoduyu karılar yapar ya. Seni ilgilendirmeyen işlere ne burnunu sokuyorsun lan? Ulan keserim o burnunu senin. Ulan dilini koparırım senin. Yaşatmam ulan. Yaşatmam ulan seni. Ne bağırıp duruyorsun Ali? Bu senin kocan var ya bu kocan. Acayip dedikoducu bu. Gene ortalığı karıştırdın Süleyman. Ya vallahi bir şey söylemedim ben. Ne söylemedin lan? Bütün aile sırlarımızı herkese anlatmışsın. Ya ulan, ben sadece Lamia'ya miras kaldığını söyledim. Sana ne ulan? Sana ne? Lan ayağımın altına alırım seni. Yasıltırım seni, teneke gibi çıkarırım. Sana ne ulan benim kızıma kalan miraslar? Sana ne? Hop 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 Halil Efendi, kendine gel kendine. Hadi yap da görelim. Ne yaparsın? Biz senin ne mal olduğunu biliriz. Bunca yıllık komşuyuz. Sok şu dilini ağzına, yoksa ben sokmasını bilirim. Ama Raziye abla. Aması maması yok. Gir sen de içeri, seninle sonra konuşuruz. Hadi hadi. Beğendiğin kolye bu mu? Sen her şeye karışma. Git şu kahvede otur. Ama... Sus, ne söylüyorsam onu yap. Peki Sebiha. Merhaba. Hoş geldin. Kolyeniz burada duruyor. Bütün bunları sen mi yapıyorsun? Bazılarını, hepsini değil. Ama tabloların hepsi benim. Ne kadar beceriklisin.
Evet, resimle uğraşmayı çok seviyorum. Ben de bunları seviyorum. Her gün gelip bir tane alabilirim. Yakında oturuyorsun galiba. Şu yukarıdaki en büyük beyaz köşk var ya. Gördüm orayı. Babanız zengin galiba. Adınız neydi? Semiha. Benimki Hakan. Yanınızdaki kız kardeşiniz mi? Hayır, o bizim evlatlığımızdır. Köşkteki işlere yardım eder. Çok terbiyeli bir kıza benziyor. Öyle görünür ama çok yalancı bir kızdır. Yazık. Kolyeyi alıyorum. Kardeş, Ekrem Bey'in odası nerede? Hemen şu sağdaki oda. Sağ ol. Sen de. Baksana bir dakika. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben yeni patronunum. Bir kahve yap da odama getir. Yanlış olmasın. Merhum Ekrem Bey'in odası burası değil mi? Dışarıdakiler öyle dediler de. Sana sordum mu cevap isterim. Bunu aklından çıkarma. Burası Ekrem'in odası mı? Sana soruyorum kız, cevap versene. Evet mi? He. Alo, müdür bey, burada bir adam var. Yeni patron olduğunu söyledi ve Ekrem Bey'in odasına girdi. Hayır hayır, tanımıyorum. Tamam efendim. Güvenlik. Affedersiniz efendim. Yardımcı olabilir miyim? Ben sana yardımcı olayım. Ne istiyorsun bakalım? Ben bu kuruluşun müdürüyüm. Ben de bu kuruluşun yeni sahibiyim. Adınızı öğrenebilir miyim? Ne yapacaksın adamı? Kapıya yazdıracağım. O zaman başka. Halil. Halil Güneşli. Teşekkür ederim efendim. Müsaadenizle. Hadi güle güle. Hadi. Avukatı ara. Adamın ismi Halil Güneşli'ymiş. Kimin nesiymiş bir anlayalım. Alo. Avukat bey. Ben Ekrem Bey'in sekreteriyim. Evet efendim. Burada Halil Güneşli adında bir adam yeni patron olduğunu söyleyip Ekrem Bey'in odasına yerleşti. Öyle mi? Tamam efendim. Teşekkürler. Hoşça kalın. Efendim, bu adamı odadan attırma zevkini bana verirseniz çok sevinirim. Hapisten yeni çıkmış ve hiçbir yetkisi olmayan bir adammış. Atın şu herifi dışarı. Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika ya. Burası benim kızımın yeri. Buranın sahibi benim. Bir dakika ya. Çıkarın şunu dışarı. Çıkarın. Ulan hepinizi kovacağım ulan. Atın şu adamı dışarı. Dur lan. Ulan müdür, sen de kendine iş ara. Bir daha geleceğim buraya, göreceksiniz. Bir daha. Sen kız, sana da göstereceğim. Bırakın beni lan. Bırakın beni be! Bırakın! Hepinizi kovacağım! Bırakın beni! Ulan bırakın beni! Seni de kovdum! Bırakın! Bıraksanız olan!